Kudüs, şeair kavramı üzerinden izah edebilirim Kudüs'ü. İslam'da şeair kavramı var. Mesela şiar dediğimiz, yani simge, sembol dediğimiz ve itikatla da doğrudan irtibatlı olan bir takım kavramlar var. Mesela ezan gibi, mesela namaz gibi, mesela diyelim ki Ramazan ayı gibi. Yine aynı şekilde bizim bir takım şehirlerimiz var. Şehirlerimizin kutsallığı da şiar kavramıyla ifade edilir. Medine gibi, Mekke-i Mükerreme gibi. Kudüs de işte İslam'ın şiarlarından bir tanesidir. Yani İslam'ın sembol şehirlerinden, sembol kavramlarından bir tanesidir ve doğrudan esasında bizim akidemizle, bizim inancımızla doğrudan irtibatlı bir şehirdir. Niye mesela itikatla ya da akidevi inanç dünyamızla irtibatlı oluyor? Bir defa Kudüs tevhid şehridir. Hazreti İbrahim aleyhisselamdan devam eden gelenek itibariyle onun neslinden ve onun tevhid ilkesi çerçevesinde birçok peygamber gelmiş. Dolayısıyla biz Kudüs'e peygamberler şehri diyoruz. Allah vahyini oraya indirmiş, vahye mazhar olmuş bir şehirdir. Dolayısıyla o şehrin her bir tabiri caizse taşı, toprağı vahiyle yıkanmış, vahiyle harmanlanmış bir şehirdir. Bu son derece önemli bir şeydir. Bakıyoruz Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam son peygamber olarak, son vahye mazhar olduğunda yine Kudüs onun için merkezi bir rol oynamıştır. Bizim ilk kıblemizdir Kudüs. Kudüs'e dönerek ilk Müslümanlar namazlarını kıldılar. Yine İsra suresinde bildirildiği üzere Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bir mucizevi bir olayla gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Kudüs'e gece yürüyüşüne çıkarılıyor ki Allah'ın ayetleri orada ne yapsın? Ona gösterilsin diye. Allah ayetlerini orada gösteriyor. Demek ki orada Allah'ın ayetleri var. Yine bârekne havlehu ifadesiyle o ve etrafı mübarek kılınmıştır. Allah bir yere mübarek kılınsın diyorsa o kutsaldır. Müslümanlar için kutsaldır, müminler için kutsaldır ve büyük bir değer atfediyor. Yine Kudüs Müslümanlar açısından esenlik şehridir, selamet şehridir, güvenlik şehridir. Müslümanlar 1000 yıldan fazla oraya hükmettiler. Haçlıların işgali haricinde hep Müslümanların elinde kaldı. Ta ki Siyonizm kurulup Siyonistler orayı işgal edinceye kadar Müslümanların elinde kaldı. Dolayısıyla Müslümanların elinde kaldığı o binlerce yıl boyunca esenlik, güvenlik, huzur, sekinet şehri oldu. Müslümanların Mekke ve Medine'den sonra üçüncü kutsal ziyaretgah şehri oldu ve bütün insanlar aslında hangi dinden olursa olsun orada huzurla, güvenle yaşadılar. Hristiyanlar da orada güvenle yaşadılar. Yahudiler de Müslümanların yönetimi altında orada huzurla yaşadılar. Ama maalesef Siyonizmin kurulmasıyla orası giderek her geçen gün daha fazla acı, daha fazla gözyaşı, daha fazla zulüm, daha fazla haksızlık, daha fazla adaletsizliğe sebebiyet verir bir hale geldi. Esasında Kudüs bizim için bir tarihin, inancın merkezi bir şehridir. Dolayısıyla Müslümanlar esasında her daim zihninde Kudüs bilincini canlı tutmaları gerekiyor. Yani Kudüs'ün o tekrar esenlik şehri, tekrar huzur şehri, tekrar tevhid şehri haline gelmesi için elinden ne geliyorsa yapabilmesi lazım. Benim kanaatime göre en önemli şey de oradaki mümin kardeşleriyle, Müslüman kardeşleriyle aynı bilinç, aynı dava, aynı şuur içerisinde olacak ki şu anki fecaat durum ortadan kalksın. Şimdi bir akidevi bir şiar kavramı diyoruz. Şimdi eğer sizin bir sembolünüz, sizin kutsal adettiğiniz bir yer, bir mekan işgal edildiği zaman, tacize uğradığı zaman ya da adaletsizliğe uğradığı zaman sizin izzeti nefsinize bir müdahale olmuş olur. Şu an Müslümanların durumu budur maalesef. Müslümanların harem-i ismetine bir saldırı var. Çünkü en kutsal olan şehrine her dönem saldırılır. Bu aslında sadece oradaki insanlara, oradaki müminlere yapılan bir saldırı değil. Bize
yani dünyanın hangi bölgesinde yaşıyor olursa olsun Müslümanların izzetine, şerefine, haysiyetine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmemiz lazım. Benim bu bilinç birlikteliği dediğim şey bundan ibarettir Murat Bey. Yani orada yapılan her türlü haksızlık, zulüm, saldırı aslında bizim haysiyetimize, şerefimize, izzetimize, izzet-i nefsimize yapılmış bir saldırı olarak değerlendirmeliyiz. Bu bilinçte, bu şuurda olmalıyız. Bu şuur oldukça inşallah yani bugün olmaz, yarın işte hani nasıl Selahaddin mübarek komutan çıkıp da Haçlılardan orayı geri aldı. Bir gün bir Müslüman çıkacak. Yine veyahut da bir Müslüman topluluk çıkacak. Mümin topluluk çıkacak. İnşallah Allah'ın o mübarek topraklarını tekrar eski izzetine, eski onuruna tekrar kavuşturacaktır diye düşünüyorum.